her zaman hayat felsefemde iyi olduğum değil, iyi olabilmeyi, daha da iyi olabilmeyi, bunu her zaman hedefliyorum. İyiler gerçekten her zaman, her yerde kazanan kişiler. Namazları kaçırdığım zaman ve hatta kaçırdım diye ifade edip gitmediğim zamanlarda korkuyordum ben. Bunun bana geri dönüşü nasıl olacak diye. Bu benden bir şekilde çıkacak mı diye. Korkularım vardı, hala da. Bu Allah korkusu aslında. Bu güzel, biraz bizi sirkeliyor aslında. Merhaba, ismim Yusuf Çiçek. 32 yaşındayım. Evliyim, bir kız çocuğu babasıyım. 4,5 yaşında bir kızım var. Orduluyum, aslen Orduluyum. Doğma büyüme İstanbulluyum. Ben bir yazılım firmasında satış pazarlama yöneticiliği yapıyorum, uzmanlığı yapıyorum de diyebiliriz. İki kolda çalışıyoruz bu firmada. Bir eğitim danışmanlık, kültür danışmanlığı diyebiliriz buna. Yeni bir kültür danışmanlığı, dünyada artık trend olmuş ve bütün kurumsal firmaların bu dönüşüme girdiği bir kültürden bahsediyoruz. Çevik yaklaşım diyoruz biz buna. Diğer kolda da yazılım. Yazılım tarafından bahsetmek gerekirse yeni havalimanı İGA projemizde hava tarafı operasyonel süreçlerimizi dijitalleştiriyoruz. Sağlık sektöründe özel bir hastanenin mobil uygulamasını yapıyoruz. Geliştirmeye de devam ediyoruz. Akabinde kendi projemiz olan proje yönetimi yazılımını sağladık. Yine burada da ürün geliştirmeye devam ediyoruz. Bu şekilde sadece birkaç örnek bunlar. İş hayatıma ben lise mezunuyum bu arada. Lise mezunluğunu alır almaz benim babam o dönem inşaatçıydı. İş dekorasyon inşaatçısıydı. Babamla bir yıl çalıştım inşaatlarda. Hiçbir zaman şikayet etmedim. Çünkü biraz hayata karşı da haddimizi bilmek lazım. Ya bir şey yapmadın ki, bir emek vermedin ki, ne bekliyorsun yani? Kimse seni kalkıp bir şirketlere CEO yapmayacak. Bir GM veyahut da GMY yapmayacak. Çok bekleme. Sen kendini ne kadar geliştirsen o kadar ekmek. Sonrasında bir marka gazete firmasında ofis boy olarak çalıştım, bir dergide. Orada kazandığım en büyük tecrübe insan ilişkileri oldu. Çünkü direkt siyahtan beyaza geçiş yaptım ben. Yani siyahtan çıktım, beyaza geçiş yaptım. Farklı bir dünya, farklı bir iletişim, farklı jargonlar, farklı kaliteli insanlar. Orada çok şey öğrendim. İletişim kurmayı, insanlarla konuşmayı, oturup kalkmayı, adabı, iş adabını bu arada. Genel hayatla ilgili değil sadece. Yine özel bir firmada, oradan çıkıp askerden geldikten sonra özel bir firmada 7 yıl muhasebede çalıştım. Bunun 3 yılı ön muhasebe, son 4 yılı veya 3,5 yılı genel muhasebe. Yine orada da kendimi geliştirerek. Çevremdeki beni tanıyan insanlar, yani seven insanlar daha doğrusu, yakın dostlarım her zaman bana şunu söyledi. Yanlış meslek yapıyorsun Yusuf. Ne mesleği yapmam gerekiyor peki? Halkla ilişkiler, satış pazarlama. İnsanlarla daha çok böyle iç içe olabileceğin, onlara dokunabileceğin yerlerde olman gerekiyor. Mesela çok rahat bir oyuncu olabilirsin. Bir tiyatro oynayabilirsin. Sahnede çok hiç sırıtmazsın. Akıcı gidiyorsun çünkü. Kesmiyorsun. Netsin. Çok net anlaşılırsın. Karşındaki insanın kafasında soru işareti bırakmıyorsun. Yedi yıl çalıştığım firmanın da batmasıyla birlikte bu bana bir fırsat doğdu. Yani oradaki krizi hemen değerlendirerek bir fırsatı çevirdik. Bugünün çalıştığım şirketin patronlarımla tanıştım. Görüşmemizi yaptık. Sağ olsunlar bana bir şans verdiler. İlk kariyerim benim. 4 yıllık bir kariyer. Satış pazarlama alanında. Ama bana sorsan sanki 10 yıl öncesinden geliyormuşum gibi hissediyorum. Çünkü severek yapıyorum işimi. Yani insanlarla konuşmayı seviyorum. İnsanlara bir şeyleri tanıtmayı, anlatmayı seviyorum.
Yani bu sadece satmak anlamında değil bir şey. Satma edebilirsin çünkü yaptığın iş sadece bunu gerektirmiyor. Dediğim gibi bir de insanlara güven verebilmeyi seviyorum. Yani verebildiğimi de düşünüyorum. İnanıyorum buna. Yani öyle bir yeteneğim olduğuna inanıyorum. Bu sadece benim tabii kendimi biraz geliştirmemle de alakalı bir şey ama bu biraz da Allah'ın verdiği de bir yetenek de var şimdi. Oraya da göz ardı etmemek gerek. Bu benim yeteneğim bence. Ben de sadece bu yeteneğin üstüne biraz tuz döktüm o kadar. Ben Gazi Osman Paşa'da doğdum, büyüdüm. Kendimi elimden geldiği kadarıyla gerek sabır tarafında, gerek imkanlar tarafında elimdeki malzeme ne kadarsa kendimi o kadar geliştirmeye çalıştım. Bu ortamlara kadar gelebildik. Yani doğup büyüdüğüm mahalle kesinlikle bir mahalle kültürü ortamıydı. Bunun da çok kazanımları oldu aslında. Bugün buralarda olmamın, böyle kaliteli insanlarla çalışmamın, kültürlü bir ortamlarda yer almamın burada da çok önemli etkisi oldu. Çünkü bin bir çeşit insanlarla ister istemez aynı ortama girmek zorunda kaldım. Efendisiyle, yaramazıyla, hocasıyla, ayıptır söylemesi serserisiyle biraz da kendi içimizde de olduğu için doğruyla yanlışı her zaman ayırt edebilme şansına sahip olabildim. Bu benim için aslında çok büyük bir artıydı. Eksileri de gördüm. Bu yoldan gidersem bana ne kazandırır? Doğruları gördüm. Bu yoldan gidersem bana ne kazandırır? Tercihlerini her zaman yapmaya çalıştım en doğru şekilde. Ne kadar yapabildim tabii ki de bu da konuşulur, tartışılır. Dört dörtlük hiçbir zaman olamadık. Ama en azından doğru bir yolda olduğuma inanıyorum. Temiz bir çocuktum. Kendimi çok iyi tanıdığım için söylüyorum bunu. Yanlış anlaşılmasın. Temiz bir insandım her zaman. Saygıyı bilirdim. Edep, ahlak çerçevesinde dışarıda ne yapıyorsam onları yapardım. Babam her zaman her gece eve geç saatlerde gelmemden dolayı nereden geliyorsun Yusuf sorusuyla. Bu soru her zaman bende iz bırakmıştır. Aklıma geldikçe de tebessüm ederim, gülerim. Çünkü benim de bir çocuğum var artık. Tabii ki de derdi her zaman. Baba olunca anlayacaksın. Annem de keza aynı şekilde. Baba olunca anlayacaksın diye. Onlar için daha iyi anlayabiliyorum. Yani o saatlerde eve gelmemenin onların içinde yarattığı endişeyi, korkuyu çok çok iyi anlayabiliyorum. Babam alınmasın. En büyük oradaki öğretmenimiz annemiz oldu bizim her zaman. Babamın da görevleri oldu tabii ki de. Bizim üstümüzde bize öğrettiği bazı şeyler oldu ama biraz daha böyle dini eğilim tarafında yani o virajda, o kulvarda biraz daha çok annemizin üstünde çok çok fazla emeği var. Liseye başlayana kadar her sene karnemizi almadan otobüs biletimiz alınırdı. Karnemiz daha alınmadan. Karadeniz'de de olduğumuz için fındık sezonumuz var. O yüzden hem çalışmak hem de Kur'an eğitim almak için bizim direkt adresimiz köydü, memleketimizde. Direkt köye geçerdik. Sezonuna kadar köyümüzün camisinde Kur'an eğitimi alırdık. Hemen oraya yazılırdık. O zaman Allah rahmet eylesin. Hepsinin mekanı cennet olsun tekrardan. Dedem Yusuf, onun ismini taşıyorum bu arada. Dedemin ismi verilmiş bana. Yusuf dedem bizi köy camisine hemen yazdırırdı. Mektep eski adıyla, tabiriyle. Mektebe giderdik. Orada Kur'an eğitimimizi alırdık. Cüz eğitimimizi, dualarımızı ezberlerdik. Onlar tabii çok unutulmayacak anılar. Çok güzel maziler. Keşke devam ettirebilsek ama burada biraz işte kendimizle çok fazla yüzleşmemiz gerekiyor. Bu eğitimleri aldık. Yani o aile kültürünü yaşadık. En derinine kadar, en dibine kadar yaşadık. Aile nedir? Amca, dayı, hala, teyze. Bunları çok fazlasıyla yaşadık. Kalabalık bir akrabayız. Annem de babam da 9 kardeş benim.
O yüzden her iki taraftan da akraba kültürünü aslında iyisiyle kötüsüyle yaşadım ben. Gördüm. Yanlışları da gördüm, doğruları da gördüm. Tabii ki de orası ayrı bir konu. Ama akrabalık nedir derseniz, akrabalık çok güzel bir şey. İlişkiler doğru yürütüldüğü sürece, paylaşımlar doğru yapıldığı sürece, dürüstlükler, saygı, sevgi eksik kalmadığı sürece akrabalık çok güzel bir şey. Çünkü kültürümüzde olan bir şey. Benim iki dayım ilahiyat mezunu. Bir tanesi hocaların hocası. Emin dayım, selam olsun buradan. Emin dayım Türkiye'de imam yetiştiren diyelim, cami imamı yetiştiren hocalardan bir tanesi. Hocaların hocası diyoruz o yüzden biz kendisini. Bir de Seyfullah dayım var. O da yakın bir zamanda diyebiliriz emekli oldu. Vaizlikten emekli oldu. Yaz tatilleri geldiğinde dayılarımın görev yaptığı camilere giderdik. Kur'an dersi eğitim almaya. Hiç unutmuyorum. Bir onunla ilgili küçük bir anım var. Seyfullah dayım Düzce'de görev yaptığı dönemde ki caminin ismini hatırlamıyorum şu an. Müezzinlik yaptırıyordu bize. Tabii malumunuz köy ortamı. Camiler çok fazla kalabalık olmuyor. İnsanlar bağ ve bahçelerde çalıştığı için biraz daha müsait oluyordu. Dayım da bize orada şans veriyordu. Aslında bizi eğitiyordu. O konuda da yani bir imam olarak daha ziyade ne bileyim bir insan olarak da dinin öğretiş şekilleri vardır bilirsiniz. Doğru öğretilmesi çok önemli küçük yaşlarda çocuklara. Yani ya kaçırabilirsin o çocuğu ya da çekebilirsin. Dayım o konuda çok eğlenceli bir insandı. Hayatta bu sadece namaz için, din için de değil. Herhangi bir eylem de olabilir. Muhakkak insanları teşvik eden veyahut da iteleyen bir şey vardır. Kimse durduk yere bir karar almaz. Bir yerde bir mesaj almıştır. Bir ibret almıştır. Ondan sonra yönelmeye başlamıştır. Benim oradaki kırılma noktam, dönüm noktam evliliğim diyebilirim. Bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum. İnanarak söylüyorum. Evlenene kadar biraz daha böyle namazlardan daha çok uzaktım diyebilirim. Çünkü biraz daha böyle dediğim gibi en hızlı kanımızın aktığı yaşlar, gezmekten, tozmaktan geri kalmadığımız, hep plan, program kurmaya çalıştığımız dönemler. Evliliğim oldu bu dönemin kırılma noktası. Çünkü eşim benden daha meyilli bu konularda, daha eğilimli bu konulara. Dediğim gibi bu biraz belki de irade ile alakalı bir şey. Onun iradesi benden daha güçlü. Tabii haliyle evlendiğiniz insan ve evlendiğiniz insanın da ailesi bu yolda yürüdüğü için ister istemez her gün aynı fotoğrafları görüyorsunuz. Yani arkadaşın neyse sen de osundur deyimiyle ya da atasözüyle. Haliyle biz de öyle olduk. Yani eşim farklı bir kültürün insanı olmuş olsaydı, farklı bir inancın da diyebiliriz insanı olsaydı. Eşin neyse sen de olsun aslında. Evlilik de dinin yarısı dediklerinin için biraz daha uzaklaştığım namazdan daha da yakınlaşmaya başladım. Sadece eşim de değil bu arada tabii ki de. O da kendine şimdi pay çıkarmasın buradan. Vesile oldu kesinlikle. Bu benim aslında kendimi iyileştirebilmemle alakalı bir şey. Yani sen istersen dünyanın en feyiz alabileceğin bir ortamda da takılabilirsin. Akşama kadar. Belki yıllarca. Ya senin içinde yoksa bu ya da nasibinde yoksa ne çare? Benim içimde her zaman vardı. Ben bunu her zaman kendimle de konuşuyordum zaten. Mesela namazları kaçırdığım zaman veyahut da kaçırdım diye ifade edip gitmediğim zamanlarda korkuyordum ben. Bunun bana geri dönüşü nasıl olacak diye. Bu benden bir şekilde çıkacak mı diye. Korkularım vardı hala da. Bu Allah korkusu aslında. Allah korkusunu hamdolsun hiçbir zaman kaybetmediğimiz için, imanımızı hiçbir zaman kaybetmediğimiz için, göz ardı etmediğimiz için bu devamlılık süreci daha da artacak ilerleyen günlerde. Buna inanıyorum. Bu inandığım bir şey. Ben şimdi dönüp arkam baktığım zaman o kesişim dediğim noktada ayrıldığım Yusuf'tan farklı bir Yusuf'a geçtim. Şimdi o Yusuf'a bakıyorum şimdi çok kötü durumda. Eğer devam etseydi çok kötü durumda. Vahimdi yani durumu.
Cuma günü her şeyden önce tabii ki de biz Müslümanların bayramı. Bunu birinci sıraya koymak lazım. Bunu bilerek iştirak ediyoruz bu topluluğa. Her perşembe akşamı, yani halihazırda zaten her gün yaptığım şey ama perşembe akşamı niyetine farklı kalktığım bir temizlik sürecim oluyor. Ve her temizlik eğilimini yaparken o niyet, kafadaki niyet sadece cuma niyeti. Yani normal temizlenme niyeti değil. Cuma niyetine temizleniyorum, cuma niyetine giyiniyorum, cuma niyetine ayakkabımı sikiyorum. Her perşembe gecesi ve cuma sabahları üstüme başıma özen gösteririm. Bu biraz da nasip meselesi. Allah da bize bunu nasip etti. Cumayı kaçırmamaya kesinlikle özen gösteriyorum. Cuma günü benim için aslında Müslümanların böyle toplandığı, buluştuğu bir eylem, bir aktivite. Böyle sanki bayramlaşma gibi. Yani o kalabalıkla böyle aynı anda buluştuğumuz zaman kendimi biraz güvende hissediyorum. Allah'a sadece dinli anlamda değil, böyle psikolojik olarak da gerçekten zaten bu her şeyin yansımasını Allah veriyor kalbimize. Oradaki topluluğun, yani Müslümanların birleşmesinin, birlikte böyle tanımadığımız insanlarla selamlaşmamız, işte Allah kabul etsin dediğimiz eylemi gerçekleştirmemiz, bu güzel, biraz bizi sirkeliyor aslında. Namazdan sonra Allah kabul etsin mümkün mertebe sadakamızı kesinlikle ona çok özen gösteriyorum. Kaçırmamaya çalışıyorum. Unutamadığım bir cuma namazı Sultanahmet Camii'nde liseden mezun olduktan sonra bir arkadaş grubumlaydı, evet. 3 kişilik bir arkadaş grubuna gitmiştik. Gezme amaçla gitmiştik. Cuma'yı da orada kılalım diye böyle bir plan yapmıştık. Unutamadığım an neydi? Güneşli bir gün, yaz mevsimi. Tabii güneş de böyle psikolojik anlamda da insanın her zaman içini ısıtır. O güneşli günde böyle avluda abdestimize alışımız, o tarihi kokuyu içimize çekişimiz, namazdan bir yarım saat önce camiye girip hocamızın vaazını dinleyip hutbesini dinleyip çok büyük bir feyiz almıştık. Oradaki tadı unutamıyorum her zaman. Yani Sultanahmet'e gittiğim zaman veyahut da Sultanahmet'in etrafından geçtiğim zaman veyahut da yine Sultanahmet'i uzaklardan bir yerden gördüğüm zaman o cuma namazı hep aklıma gelir benim.
Çok keyif aldığım bir cuma namazıydı. Keyifle kıldığım bir cuma namazıydı daha doğrusu. O cuma bitsin istememiştim. Yani hiç aklıma gelmemişti yani. Ya da şeytan bize çok uğraşmamıştı o zaman. Böyle de söyleyebiliriz. Unutamadığım cumalardan bir tanesiydi. Ben köy camilerini çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. İmkanım olsa bir anda ışınlanıp Türkiye'nin her ilin köylerinde her cumayı her ilin farklı köylerinde kılmak isterdim. Hem o köyleri görmek isterdim, o kültürleri yaşamak isterdim. O camide de o kültürün insanlarıyla tanışıp sohbet etmek isterdim. Bununla ilgili küçük bir örnek vermek istiyorum. Bundan 3 yıl önce kayınvalidem, kayınpederim, eşim, ben Balıkesir bölgesine tatile gitmiştik. Tatilden dönerken, yanlış hatırlamıyorsam, Balıkesir'in çok tatlı bir şirin bir köyünde mola verip cuma günü dönüyorduk. Kayınpederimle cuma namazını kılalım dedik. Köy bomboştu, çok tatlı. Camiye girdik, değişik böyle şeyler, simalar var ama çok şirin insanlar. Kayınpederim, ben ve bizden haricen maksimum 2 kişi daha vardı. Çok küçük bir camiydi, çok tatlıydı ama. Oradaki bak cumayı da unutamıyorum. Beni ben yapan felsefelerden, hatta mottolardan en önemli başlık iyilik. Her zaman hayat felsefemde iyi olabilmeyi, iyi olduğum değil, iyi olabilmeyi, daha da iyi olabilmeyi ve o süreçten sonra da iyi kalabilmeyi, bunu her zaman hedefliyorum. Bunu felsefe olarak kendime alıyorum, gözümün önüne getiriyorum. İnandığım bir cümle var. İyiler gerçekten her zaman, her yerde kazanan kişiler. Geç de olsa sonunda her zaman iyiler kazanır.